Merhaba arkadaşlar. Ben Cem Moran, Çanakkale'de sınıf öğretmeni olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan STEM eğiticisi olarak sertifika aldım. Burada eğitimler veriyorum. 2 senedir eTV'nin üzerinde projeler yaptık ve burada STEM yaklaşımı uyguladık. Orada 150 civarında öğretmenimize 5E modeline uygun eğitimler verdik. Nasıl yapılacağına dair eğitimler yaptık. Şimdi de yine farklı projelerle devam ediyoruz. Onları da anlatacağım. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde ben de Selçuk Hocam gibi eğitim yönetimi denetim bölümünde doktor öğrencisiyim. Bir yandan bildirilerle, makalelerle STEM alanına ilgimiz devam ediyor. Evet, bugün konu olarak 5E modeli nedir, nasıl kullanılır derslerimizde onu anlatacağım size. Zaten sistemin açılımını biliyoruz arkadaşlar. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinden oluşuyor. Ve bu alanda birçok yaklaşım var sistem eğitim modelini entegre etmesi için. Benim ise bugün size anlatacağım model 5E öğrenme modeli. 5E öğrenme modeli, Carroll'un okulda öğrenme modelinden esinlenerek Roger Beebe tarafından geliştirilmiştir. Bu 5E öğrenme modelinin temeli yapılandırmacı eğitim yaklaşımına dayanmaktadır. Bizim eğitim sistemimizin de yapılandırmacılığı kullanıldığını düşünürsek bu 5E modeli de bunlardan bir tanesi oluşturmaktadır. Evet, sistem eğitiminde, eğitimin öğretiminde 5E modelinin kullanılması öğrencilerin konuya odaklanmasına, bilgiyi araştırmasına, araştırma sonucunu keşfetmesi ve öğrencinin yeni ve farklı problemlere bilgiyi transfer etmesini sağlıyor arkadaşlar. 5E modeli denmesi sebebi İngilizce harflerinin E harfiyle başlaması arkadaşlar. Türkçe olarak da giriş, keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme olarak 5 aşamadan oluşmaktadır. En çok kullanılan modellerden bir tanesidir 5E modeli sistem eğitiminde. Çünkü aşamaları bellidir, kategorileri bellidir ve daha rahat bölümlere ayırıp parçalamamızı sağlar. Evet, ilk aşamamız giriş aşaması. Aslında 5E modelindeki giriş aşaması arkadaşlar bizim derslerde dikkat çekme dediğimiz bölüm. Bu aşamada öğrencinin dikkati çekilmeli. Ön bilgileri harekete geçirici sorular sorulmalıdır. Öğrenciler dersi hazır hale getirilmeli. Konuyla ilgili öğrencinin merakını uyandıracak çeşitli materyaller sınıfta sergilenmelidir. Yani aslında derslerimizde uyguladığımız dikkat çekme aşaması. Ne olabilir bu? Bu dersin başında izletilen bir video olabilir, bir müzik olabilir, bir örnek olay olabilir, bir drama olabilir. Bu giriş aşamasında arkadaşlar veriyoruz. Tabii sistem eğitiminde bildiğiniz gibi bir ana merkezli ana kazanımımız var, ana dersimiz var, bilim dediğimiz. Hangi dersi, hangi konuyu merkeze alıyorsak, bu 5E modelinde de giriş, keşfet ve açıklama bölümünde bu ana merkeze aldığımız hayat bilgisi mi, Türkçe mi, sosyal bilimler mi, hangi alansa onu merkeze alıyoruz ve giriş, keşfetme, açıklama bölümünde biz bu alanlar üzerinden dersimizi sürdürüyoruz arkadaşlar. Evet, ikinci aşamamız keşfetme aşaması. Burada öğrencilerin konuyu araştırması sağlanmalı. Bunu yaparken bilgisayarlar kullanabilirler. Modelleri inceleyebilirler. Burada öğrenciler hangi konularda bilgi sahibi olduğunu biz öğrenmek istiyoruz. Keşfetmesi. Hem biz öğrencinin durumunu keşfediyoruz hem de öğrenciler öğrenecekleri konuyla ilgili bilgiler keşfetmeye başlıyor. Öğrencileri burada işte çeşitli sorularla, soru cevaplarla veyahut da çeşitli modeller göstererek, araştırma yaparak buradaki yeni konuyu keşfetmesi ve bizim de aynı zamanda öğretmen olarak öğrencilerin durumunu keşfetmemiz açısından önemli bir aşama. Burada da az önce de söylediğim gibi ana disiplin neyse aldığımız, merkeze aldığımız disiplin hala onun üzerinde geçiyoruz. Diğer şu an disiplinler arası ilişki 5E modelinde geçmiyoruz. Üçüncü bölüm açıklama. Bu aşamada öğrencilerin kavramlarla ilgili algılarını açıklarlar. Öğretmen gelecek olan açıklamalarda öğrencilerin açıklamalarına katkıda bulunur ve derinlik kazanır. Burada biz öğrencilerin bu konu hakkında hangi bilgilere sahip olduğunu öğreniyoruz. Ve öğrencilerden açıklama istiyoruz. Eğer öğrencilere baktığımızda eğer bu konuda eksik bilgileri varsa burada öğretmenlerimiz konu anlatımını yapıyorlar. Konumuz neyse onunla ilgili konu anlatımını, eksik bilgilerini tamamlayarak öğrenciye o konuyla ilgili bilgileri kazanmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Açıklama bölümü öğretmenin merkezde olduğu
aşamadır. En merkezci, öğretmen merkezli aşamaya ulaştırmakta. Evet, derinleştirme aşamasında ise burada arkadaşlar bu bölümde STEM disiplinlerini entegre ettiğimiz, modelimize entegre ettiğimiz bölüm. Merkeze aldığımız konuyu giriş, keşfetme ve açıklama bölümünde zaten işlemiştik, anlatmıştık. Derinleştirme aşamasında ise diğer teknoloji, mühendislik ve matematikle ilgili öğrencilere kazandırmak istediğimiz konular varsa, nelerse onları burada öğretiyoruz. Tabii okul öncesi ve ilkokul düzeyinde sınıf öğretmenleri tek öğretmen olduğu için öğretebilir ama diğer ortaokul ve lise aşamalarında diğer branş öğretmenleriyle işbirliği yaparak o konuda eğer bir öğrencilerin eksik öğrenmesi varsa onu kazanmayıp o şekilde yapılabilir. Diyelim ki fen bilimleri, sosyal bilgiler öğretmeni, o zaman diğer öğretmenlere konuyu matematikle ilgili, teknolojiyle ilgili konuyu öğrettikten sonra sadece kısa bir açıklama yapabilir. Daha sonra öğrenciler bu öğrendiği bilgilerle daha bir problem durumu veriyoruz öğrencilerimize ve bu günlük yaşam problemi deniliyor. Ve bu öğrenciler bu probleme ve günlük hayatına uygun şekilde çözmesini istiyoruz. Yani öğrencilerimize bilim, teknoloji, mühendislik, matematik gibi tüm becerileri öğrettik ve sonunda öğrenciye bir problem durumu veriyoruz ki öğrencilerimiz bu problem durumuna, günlük yaşamda kullanabilecekleri problem durumuna uygun bir çözüm önerileri üretmelerini istiyoruz. Ana sınıfı ve ilkokullarda grup çalışması yaptırılabilir, ortaokul ve liselerde ise bireysel çalışmalar da yaptırabilir. Burada öğrencilerimiz gruplara ayrılır, grup içinde bir iş paylaşımı, iş bölümü olur. Problem durumu nedir onu incelerler, iş bölümü yaparlar, kim ne yapacak, hangi aşamada devam edecek onları aralarında karşılaştırırlar. Tabii hani her okulumuzun durumu farklı. Eğer bir sistem atölyesi veyahut da buna uygun bir laboratuvar gibi bir yer varsa oradan ilgili materyalleri, kaynakları toplayıp buldukları çözüm önerisine ait çözüm neyse ona ait bir model oluşturabilirler. Tabii her sınıfta olmadığı için mesela ben kendi sınıfımda uygularken bunu tabii 5-6 ders saati olabiliyordu. Gruplar kendi ihtiyacı olan malzemeleri, materyalleri belirliyorlardı ve bir sonraki gün evlerinden gelirken ne ihtiyaçları varsa onları evlerinden getiriyorlardı ve sınıf ortamında tasarıma devam ediyorduk. Öğrenciler daha sonra bunları sınıfta sunuyorlar. Hazırladıkları ürünlerinde işte ben bu ürünü yaptım, şu özelliğinden dolayı şurasını böyle yaptım, bu özelliğinden dolayı böyle yaptım şeklinde ve bunu değerlendiriyoruz. Öğretmen olarak değerlendiriyoruz ve buradan çıkan ürüne ve konuyu öğrenip öğrenmediklerine bakılır ve öğrencilerin tasarımı değerlendiriliyor. Birazdan kısa bir örnek göstereceğim. Serkan Hocam daha detaylı şekilde gösterecektir. Ve öğrencilere muhakkak dönüş sağlıyoruz arkadaşlar. Değerlendirmedeki en önemli alanlardan bir tanesi. Öğrencinin hangi konuyu öğrendiği, öğrenemediği hakkında onlara muhakkak bir dönüş sağlamamız gerekiyor. Tabii değerlendirme aşamasında öğretmenin değerlendirdiği gibi akran değerlendirmesi ve çeşitli değerlendirme örneklerini uygulayabiliriz. Ben şöyle 5E modeline uygun bir kısaca bahsedeceğim akılda oturması için. 3. sınıf fen bilimleri konusunda da kuvvet ve hareket ünitesi var. Oradaki itme ve çekme kuvvetiyle ilgili bir burada sunum yapacağım size. Burada işte giriş aşamasında öğretmen yere bir top bırakır ve bu topun hareket etmesi için neye ihtiyacı vardır? Herkesin fikrini sorar. Yani sınıfa bir materyal eşya getirmiş oluyoruz. Keşfetme aşamasında cisimler nasıl hareket eder? Cisimlerin hareketleri hangi yönde olur? Cisimleri ittiğimizde ne olur gibi öğrencilerin bilgilerini ortaya çıkaracak sorular sorabiliriz. Aynı zamanda öğrencilerin bu sınıfta denemesini de isteyebiliriz keşfetme aşamasında. Açıklama aşamasında ise burada kuvvet, itme ve çekme kuvvetini öğrencilerimize anlatıyoruz. Burada itme ve çekme kuvvetinin hareket eden duran cisimler üzerinde etkilerini bir top kullanarak veyahut da bir araç kullanarak anlatıyoruz ve öğrencilerin burada eksik öğrenmeleri varsa onları tamamlıyoruz. Şimdi az önce de söylediğim gibi arkadaşlar merkeze aldığım fen bilimleriydi. Fen bilimlerini gördüğünüz gibi giriş, keşfetme ve açıklama bölümünde verdim. Şu an hiçbir diğer disipline geçmedim, diğer konulara geçmedim. Matematik, teknoloji, mühendislik. Onlara hangi aşamada geçeceğim? Onlara ise bir sonraki aşama olan derinleştirme aşamasında geçiyoruz arkadaşlar. Burada tabii ben bir herkesin de gördüğü, sınıfında uyguladığı genel bilinen bir şey olsun diye bu havayla hareket eden araba ile ilgili bir şey, bir tasarım yapılmalarını düşünüyordum.
Bu yüzden de öğrencilere aracın gittiği yolu ölçebilmeleri için matematikte benim ilgili konum metre ve santimetre konusu. Öğrencilere metre ve santimetre konusunu işliyorum ve öğrencilere bununla ilgili problemler öğretiyorum. Mühendislikte de yine tasarım yapma, tasarımın nasıl yapılabileceği ile ilgili anlatımlar yapıyoruz. Daha sonra bu konuları öğrencilerimiz kavradıktan sonra, kullanacakları şeyleri öğrendikten sonra bir problem durumu vermemiz lazım ve günlük yaşamda kullanılabileceği bir problem. Tabii benim bulunduğum yer Çanakkale olduğu için çok rüzgarlı bir yer. Genelde rüzgar üzerine düşünelim dedik. İşte havadaki rüzgar güllerini iterek dönmesini sağlar. Madem havanın böyle bir gücü var, biz bunu başka araçlara hareket ettirebiliriz. Havanın itme gücünü kullanarak nasıl bir araç tasarlarsınız şeklinde öğrencilerimize bir problem durumu sunuyoruz arkadaşlar. Bu problem durumu öğrencinin daha önceki öğrendikleri itme çekme kuvvetini kullanarak öğrendikleri bir problem durumu. Burada öğrencilerden tasarım yapması isteniyor. Tabii dünkü sistem merkezlerini gördükten sonra bazı arkadaşlarımız demiş, hani biz yanlış mı öğrendik yani, biz bu kadar içinde robotların şeyden olacağını düşünmüyorduk diye. Her sınıf kendi düzeyi içinde tasarım yapması gerekiyor. İlla ki robot modelleri tabii ki olursa, kullanılırsa derslerde çok iyi. Ama eğer kullanılmazsa da bu yapılmak zorunda değil arkadaşlar. Okul öncesi düzeyde tasarımlarda çizim yeterli oluyor veyahut da herhangi bir var olan, mesela bir lamba yapacaksa işte pil, ampul ve şeyler verilip bir devre oluşturması, öğrenciden bir şey yapması yeterli olabiliyor. Birinci, ikinci sınıf öğrenciler için de yine aynı şekilde tasarım yeterli olabiliyor. Üçüncü, dördüncü ve üst taraflı sınıflarda bir prototip, bir örnek model çıkarması istiyoruz arkadaşlar. Yani olursa daha iyi. Olmazsa da yine onlarınki de çizim veyahut da bir model olarak kalabilir. Tabii yapabilirse üç boyutlu model olabilir. Tabii ki teknoloji Web 2.0 araçları varsa kullanacağız. Sınıfımızda, okulumuzda robot set varsa kullanacağız. Ama bunlar yoksa da biz sistem yapmıyor olmayacağız arkadaşlar. Evet, değerlendirme aşamasında da rubrikler aracılığıyla öğretmen bu yapılan ürünü değerlendirir arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış. Neyi değerlendirmek istiyorsanız burada biz Payaz Sistem Eğitim Merkezi'nden bir eğitim almıştık. Oradaki rubriği koydum. İşte materyal kullanımı, zamanlama, grup değerlendirmesi, bunu siz geliştirebilirsiniz. Tamamen size ait. Siz hangi nitelikleri, hangi kriterleri ölçmek istiyorsanız ona uygun şekilde düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Sunumu ekleyebilirsiniz, zaman tasarruflu kullanma ekleyebilirsiniz. Eğer materyaller varsa bunlara herhangi bir ücret koyarsanız, işte en ucuza mal eden kim olursa onu ekleyebilirsiniz. Bu gibi birçok buradaki rubrikler tamamen size kalmış arkadaşlar. Nasıl yapacağınız. Tabii aynı zamanda değerlendirme olarak da bu da Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınlamış olduğu kazanım temelli sistem uygulamaları kitabı var. Onu da inceleyebilirsiniz. Orada da böyle bir değerlendirme yöntemi düşünmüşler. Sorun tanıma, olası çözümleri bulma, örnek yapıp test etme, ürünü paylaşma, ürünü değerlendirme ve daha iyisini düşünme gibi. Bu gibi çalışmalarda yapabilirsiniz. Öğrencilerin dediğimiz gibi nasıl yapacağını da hani öğrenciler de birbirini değerlendirebilir. Okul öncesi düzeyde emojiler kullanılıyor. Yani benim de birinci sınıfta oldukça hoşuma gidiyor. İşte bir gülen yüz, üzgün yüz ve sabit yüz şeklinde. Öğrenciler bu şekilde çalışmalarını veyahut da bir arkadaşlarını da değerlendirebiliyor arkadaşlar. Evet, bununla ilgili birkaç tane de örnek vermek istedim size farklı alanlardan. Çünkü bazen de böyle fen bilimleri üzerine yapışmış gibi görünüyor sistem eğitim, ama burada dediğimiz gibi merkezde biz bilimi alıyoruz. Bilim derken sosyal bilimler, fen bilimleri gibi birçok bilim olabilir. Burada da benim eğitimlerimde verdiğimde öğretmenlerimiz oluşturduğu planlar var. Mesela burada bir tane coğrafya lisede bir gruba vermiştim bu eğitim. Coğrafyayı merkeze aldılar. İzohipster konusunu. Matematik dersinde eğim hesaplamayı almak istediler. Teknolojide de 3D yazıcı varmış okullarında, onu kullanacağız dediler. Mühendislikte de tasarım yapar, tasarım belirler şeklinde bir kazanım belirlemiş. Burada problem durumu Çanakkale'de olduğumuz için tabii araştırmacılar Gökçeada'yı incelemekte zorlanmaktadır. Oranın yapılarını bilememektedir. Siz de buranın yüksekliğini kullanarak daha kolay incelemeler için nasıl bir tasarım yaparsınız, yapabilirsiniz şeklinde bir problem durumu sunuyor. Ve öğrencilerden 3 boyutlu yazıcılarla bunun yükseklikleri belirleyip onu bir modelle, Tinkercad programıyla modelleyip daha sonra 3 boyutlu yazıcıyla çıkarıp
bu şekilde yardımcı olmasını isteniyor. Ha, diyelim ki okulumuzda 3 boyutlu yazıcı yok, tabii ki de kalacak değil. Bunu ne yapabilirsiniz? Maketlerle, modelleme yoluyla, maket yaparak veyahut da kutuları kullanarak bunu yine Gökçeada'nın nasıl yapılacağını, oraya benzer bir model oluşturmasını isteyebiliriz. Yani sadece merkez, burada gördüğünüz gibi bilim olarak merkeze aldığı disiplin coğrafya. Yani bu şekilde farklı disiplinler olabilir. Sakın ha sadece fen bilimleri olarak düşünmeyelim. Sosyal bilimler de olabilir. Bir diğer örneğimiz de yine coğrafya öğretmenimiz verdi. Atalık, ata tohumlarının önemini fark eder şeklinde bir kazanım merkezi aldı. Bu yine coğrafya. Matematikte hacim hesaplamayı kullanacağını söyledi. Teknolojide 3D yazıcı kullanma yine ve mühendisliğe tasarım yapma, tasarımlarını sunabilme kazanımlarını aldı. Burada da şöyle bir problem durumu verdi öğretmenlerimiz. Çanakkale bölgesinde ekilen tarlalardan verimli ürün aranamıyor. Verimler giderek artıyor. Ve bir köyde dolaşırken o Çanakkale özgü ata tohumları buldunuz. Siz olsaydınız bu tohumları saklamanız için bir kap yapmak gerekiyor. Siz olsaydınız nasıl bir tasarım yapardınız? Yine burada öğretmenlerimiz bu şeyleri kullanarak ata tohumları önlemini fark edip hacmi hesaplamasını, hatta biyolojiye bile girebileceğini, orada işte nemi almaması gerektiğini kabın, işte içindekini koruyabilmesi gibi birçok diğer disiplinlerle arkadaşlar ilişkilendirebileceğini söyledik. Yani bu alanda 5E modeli ve çeşitli modellerde arkadaşlar maalesef çok fazla kaynak elimizde yok. O yüzden işin mutfağına kendimiz girmemiz, diğer disiplinler arası, diğer öğretmen arkadaşlarımızla oturup bir araya gelip planlarımızı hazırlamamız gerekiyor. Dün zaten sistem merkezlerini de dinlediğinizde tüm öğretmenlerimiz kendi planlarını kendi hazırlamışlar. Maalesef biraz iş başa düşüyor. Yani hazır kaynak çok fazla yok. Tabii ki var olanları kullanabilirsiniz ama yoksa da siz kendinize uygun olarak bunları sunabilirsiniz arkadaşlar. Bir de kısa olarak eTwinlink'te nasıl bağlantı kurabiliriz diye onu da anlatmak istedim. Hemen son üç slaytım. Burada da arkadaşlar eTwinlink platformu biliyorsunuz Avrupa Okulağı ve burada birçok öğretmenimiz zaten projeler yapıyorlardır. Burada projeler yaparak hem yurt dışındaki öğretmen arkadaşların kaynaklarından, görüşlerinden yararlanabiliyoruz. Hem de Türkiye içindeki arkadaşlarımızı buluşarak güzel ürünler çıkarabiliyoruz. Bu geçen sene uyguladığımız bir projeydi. STEM kulübünden STEM okuluna. Biz burada öğretmenlerimizle, öğretmen arkadaşlarımızla STEM 5E modelinin nasıl uygulandığını konuştuk. Ve bu model üzerine çalışmalar yaptık. Her ay uygun kazanımları belirleyerek işte matematikten, hayat bilgisi, sosyal bilimleri, fen bilimleri, teknoloji gibi birçok alanı bir araya getirerek öğretmen arkadaşlarımızla bir proje oluşturduk. Siz de bu gibi projelerle eTwinlink'te yapabilirsiniz. Bir diğer bu sene yaptığımız projemiz sağlık için sistem, sağlık alanında inovasyon için sistem diye bir proje yaptık ve bu sefer problem durumlarımız sağlık alanıyla ilgiliydi. Malum pandemi dönemindeyiz. Zor zamanlar yaşıyoruz. İşte bir hava cihazı sıkıntısı yaşandı. Hemen mühendislerimiz Selçuk Bayraktar ve oradaki mühendislerimiz hemen bir odaya kapanıp bir ay içinde ürünü çıkardılar. Bunu yapabilecek, buna hazır donanımlı bireyler üretebilmek için böyle bir proje oluşturduk bu sene. Öğrencilerimiz STEM alanında çeşitli alanlarda problem durumu verdik ve bunları öğrencilerimiz bize ürün olarak sundular. Mesela işte ambulans uçak olsa nasıl yapardınız? İşte solunum cihazı olsa nasıl yapardınız gibi çeşitli problem durumları oluşturarak öğrencilerin bunlara çözüm üretmesini istedik. Ve hepsi de elinden geldiğince kimleri maket olarak kimleri çalışır halde prototiplerini oluşturdular. Bir diğeri de yine arkadaşlar biyoloji temelli sistem uygulamaları. Burada da biyolojik kaynakları kullanarak sınıfımızda nasıl ürünler elde edebileceğimiz hakkında konuştuk. İşte boyayı doğal yoldan elde etme, doğal yağdan plastik elde etme gibi birçok şey yaptık. Sizler de eTwinlink'te projeler kısmında sistemde yazarsanız birçok bununla ilgili projeler bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve dediğim gibi uluslararası projeler özellikle bizim için değerli. Zaten ScienceTick elçilerinden de eTwinlink'te olanlar var. Hem bilgi paylaşımı için hem sistemi daha çok insana yaygınlaştırmak için hem de yaptığımız uygulamaların daha genişlemesi için eTwinlink ortamı da sizlerin kullanabileceği çok güzel bir platform. Oradaki işte ortak bulma forumlarından ve çeşitli yerlerden ortaklar bulabilirsiniz arkadaşlar.
Evet, benim sunumum bu kadar. Kullandığım kaynakçaları da burada yazdım. Bekir Yıldırım hocamızın kitabı, Milli Eğitim Bakanlığımızın kazanım merkezi sistem uygulamaları, yapılandırmacı yaklaşımı, beşe öğrenme modeli ve PAYA sistem etkinlik planını ders burada kullandım. Sizler de bu kaynaklardan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.